Eyvallah. Bir de Suudi Arabistan'dan haber verelim o zaman. Dünyadan haber. Suudi Arabistan medyasında Veliaht Prensin Türkiye ziyareti nasıl yankılandı? Ona bir bakalım. Bu fotoğraf Suudi basınında yer aldı. Veliaht Prens Selman'ın Türkiye ziyaretinden bir kare. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkıştığı anlar. Erdoğan'ın yere baktığı görülüyor. Suudi basını ziyareti haberleştirirken bu fotoğrafı kullanmayı uygun buldu. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde Erdoğan'ın faaliyetlerinden fotoğraflar paylaşılıyor. Bu kare aralarında yoktu. Anadolu Ajansı da geçmedi. Suudi basınında yer alan bir başka kare daha var. Bu fotoğrafta da Erdoğan'ın uçağın kapısına kadar eşlik ettiği Veliaht Prense aşağıdan el salladığı görülüyor. Bu fotoğraf da Sudilerin tercih ettiği bir kare oldu. Erdoğan Veliaht Prens Selman'la yürüyor ama bu karede Selman önde, Erdoğan arkada yine Erdoğan'ın yere baktığı bir an. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu fotoğrafları alıntıladığı bir paylaşım yaptı. Tayyip Erdoğan evladına sarılmadığı gibi sarıldığı Veliaht Prens Selman'ı Esenboğa Havalimanı'na kadar uğurlamış. Soru şu, Suudi Ajansı'na paylaştığı bu fotoğrafları sen niye paylaşmadın Erdoğan? İzağa güç, tepki çekecek. Mahsurlu bir işin içinde olduğunu gizleyemezsin. Peki Suudi basınının bu fotoğrafları seçmesinin bir anlamı var mı? Karelerin hepsinde Erdoğan'ın yere bakması fotoğraf fotoğrafların özellikle seçildiği izlenimini veriyor. Ve tabii bir de fotoğrafların yer aldığı haberler. Suriye Arabistan Haber Ajansı ve Arap basını ziyaretin Türkiye'nin ekonomik anlamda sıkışmasının ardından geldiğine dikkat çekti. Fotoğrafların altında da ekselansları ve cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı külliyesinde ikili bir görüşme gerçekleştiriyor notu düşüldü. Ziyaretten geriye Selman'ın bir önceki Mısır ziyaretinde olduğu gibi milyar dolarlık anlaşmalar kalmadı. Sazlı söz sözlü bu yemek ve yazılı bir açıklama kaldı. Ortak basın toplantısı düzenlenmedi ama bu ortak masada Arapça şarkılar eşliğinde yemek yendi. Seçilen şarkının sözleri de manidardı. Son karede bu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'ı uçağın kapısına kadar uğurladı. Oysa kısa bir süre önce Suudi Arabistan'a giden Erdoğan'ı dönüşte Selman değil, Mekke yönetimi direktörü Prens Bedir Bin Sultan uğurlamıştı. Yani bir yerde Mekke valisi uğurlamıştı. Hani diplomaside karşılıklık esası vardır ya, bizde de e, hani valinin uğurlaması gerekirken Cumhurbaşkanı kendi uğurlamak istedi. E uğurladı diyelim tamam jest yaptı. Fotoğraf da servis edilmedi Cumhurbaşkanlığından. Belki saklı kalır mı diye düşündüler acaba. E Suudi medyası bu fotoğrafı gururla paylaştı işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan veliaht prensi havaalanından uğurladı diye. Bugün İstanbul'da Marmaray'da çok yoğun bir e, cübbeli sarıklı kalabalığı vardı. Erkek kalabalığı. Cenazeye gidiyorlarmış. Cenaze töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı bu cenaze törenine. Marmaris'ten İstanbul'a geldi hatta cenaze törenine katılmak için. İsmaila cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu hayatını kaybetmişti 93 yaşında biliyorsunuz. Bugün toprağa verildi. Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Törende tabutun başında cemaatin yeni liderini de açıkladılar. İsmaila cemaatinin yeni lideri hayatını kaybeden eski liderin dünürü oldu efendim. Bu törene kadınların gelmemesi için uyarı yapmışlardı. Kadınlar gelmedi. Epey kalabalıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en öndeydi, en ön saftı. İsmaila cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Bilmediklerini öğreten de odur. Nakşibendi tarikatına bağlı İsmaila cemaatinin liderlerinden 93 yaşındaki Mahmut Usta Osmanoğlu önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti hareket etmeyeyim. Herkes olduğu yerde karşınızda... Fatih Camii'ndeki cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Camiye çıkan yollarda trafiğe kapatıldı. Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Tarikat yönetimi kadınlara cenazeye katılmamaları çağrısı yapmıştı. Törende hiç kadın yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Usta Osmanoğlu'nun cenazesine katılabilmek için Marmaris'ten İstanbul'a geldi. <Sessizlik> Bakanlar Süleyman Soylu, Bekir Bozda, Mustafa Varank, Adil Kara İsmailoğlu, Mehmet Kasapoğlu ile çok sayıda AKP'li Fatih Camii'ndeydi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de törene katılanlar arasındaydı. Aziz kardeşlerim. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazını Usta Osmanoğlu'nun oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu kıldırdı. Cuma namazlarında genelde İsmaila Camii'ne gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle şeref olurduk. Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Mahmut Usta Osmanoğlu Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verildi. İsmaila cemaatinin yeni lideri ilan edildi. Usta Osmanoğlu'nun hayattayken yerine vekil tayin ettiği Hasan Kılıç yeni lider oldu. 1930 doğumlu Hasan Kılıç 92 yaşında. Ederek tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi inanç özgürlüğü istediğimiz gibi yaşama özgürlüğü diyorlar. Peki güzel. Buna, buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, müritler, dervişler, mensuplar memleketi olamaz diyen Büyük Atatürk'ün cumhuriyetinde tedirgin ediyor görüntüler bizleri. Çünkü bahsettiğimiz grup başkalarının mesela inançsızlık özgürlüğüne ya da yaşam tarzlarına müdahale etmek istiyorlar. Hiç kimse bir diğerinin yaşam tarzına müdahale edemez ortak başlığında bir araya gelebilmek gerekiyor. Bir de kadınlar cenazeye gelmesin. Kadınlar mümkünse çalış, çalışmasın, evden çıkmasın, okula gitmesin diyen bir anlayışa Devletin en üst düzeyinden destek verilmesi de yine insanı tedirgin ediyor bu ülkede. Ne diyelim başka. Yıllar boyunca Türkiye İran olmayacak olamaz denildi denildi durdu. Şimdi İran'dan bir haber vereyim size. İran Devrim Muhafızlarının 2009'dan beri görevde olan istihbarat şefi görevden alınmış. İstihbarat şefi Hüseyin Tayip. Hüseyin Tayip'in görevden alınma gerekçesi açıklanmadı ama bazı ihtimaller üzerinde duruluyor. O ihtimallerden biri de şu: İran'ın İstanbul'daki İsrailli turistleri öldürme ve kaçırma planının dışarı sızmış olması. Dün İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi ve Türkiye'ye teşekkür etti. Vatandaşlarımızın can güvenliği için yaptıklarınızdan dolayı size teşekkür ederiz dedi İsrail Dışişleri Bakanı. Bugün de İran devrim muhafızlarının istihbarat şefinin görevden alınmış olması herhalde tesadüf olmasa gerek. Peki bu ülkede kadın erkek eşitliği evet kurtuluş reçetemiz. Bu ülkede kadınların eğitim hayatında, iş hayatında yer alması kurtuluş reçetemiz. Eğer bu anlayışta bir araya gelemeyeceksek nasıl çıkacak karanlıklar aydınlığa? Ve geçmişte yaşananlardan bir ders alınması gerekiyor. Ama bu cemaat bize hep destek oldu, iyidir ve din alanıyla yetinir sadece diyenler vakti zamanı gelince o cemaatin nasıl güçlendiğini, ticaret alanında, siyaset alanında yeni yeni tavizler istediğini de görmüş olsalar gerek. Devam edelim. Bayram yakın, Kurban Bayramına sayılı gün kaldı. Besicilerin Anadolu'dan Kurbanlık hayvanlarıyla birlikte büyük şehire gelenlerin e, derdi, hayvanlar elimizde kalırsa kalabilir, zira çok arttı fiyatlar. Yani Kurban kesmek de kolay değil. Besici harcadığı maliyeti Kurban fiyatına ee, yansıtmamaya çalışacak. Yansıtırsa alıcı bulamayacak zaten. Vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az %25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Ancak kurban pazarında umulan hareketlilikten eser yok. Geçen yıl canlı kilo fiyatı 30-35 lira arasındaydı. Bu yıl iki kat pahalandı. Kilo başına 70-75 liraya dek çıktı. Nedeni girdi maliyetleri. En fazla zamlananlardan biri yem. Bir çuval besi yemi 2021 yılında 200 lira civarındaydı. 2022'de fiyat 300 lirayı geçti. Gün be gün de zamlanmaya devam ediyor. Bir de akaryakıt var. Besici yüzlerce kilometre yol kat ederek hayvanını İstanbul'a ulaştırıyor. Mazotun litresi 30'a ulaşmış. Benzinde hızla 30'a koşarken haliyle maliyet kontak çalıştığında katlanmaya başlıyor. Giderler bununla da sınırlı değil. 20-25 hayvanlı İstanbul'a taşıyıp satmak istediğinde 30-35 bin lirası nakliye, 40 bin lirası çadır kirası, çoban ve kişisel bakımları da dahil toplamda yaklaşık 100-110 bin lira masraf yapmak zorunda kalıyor. 110 bin lira sadece memleketten çıkıp İstanbul'da çadır kurana kadar ki yapılan harcama bu. Bir küçükbaş hayvan ortalama 40 kilo. Satış fiyatı 3 bin liraya denk geliyor. Yani getirdi 25 küçükbaşı satan besicinin kazancı 75 bin lira. Bu hesaba göre kazancı giderinden 25 bin lira daha az. Evet. Bu durumda besici kar etmek için ya da en azından zarar etmeyeyim diye kurbanı çok daha yüksek fiyatlara satmalı. Kurban almak isteyenin ise işi bir hayli zor. Şimdi bu haberi izlediniz. Bayrama da aslında bir 15 günden fazla zaman var. Bu haberi ekrana getirdik. Bir de bununla ilgili ben tweet atarsam yeni yargı paketiyle meclisten geçen yargı paketi.